hala başaramıyorlar. Aynısını bu Cansu Canan Özge'nin sabotajcı oluşu, Habertürk'ün sabotajcılara ait oluşu, NTV'nin, Şahinkler'in sabotajcılığı, CNN Türk'ün Siyonistlerle ortak sabotajcı kripto Yahudiler oluşu, Sözcü Gazetesi'nin sabotajcılığı, şeyin Uğur Dündar'ın, Yılmaz Özdil'in, sonra Emin Çölaşan'ın, diğerlerinin sabotajcılığı, İslam tarikat ve cemaatlerine saldıranların sabotajcılığı, gizli Yahudiliği, Masonluğu, şunları bunları anlatan şeyler de aynı şekilde videolarda yok ediliyor. Ve bakın ki deminki örneği gördünüz. Cumhuriyet Halk Partisi gibi rejimle özdeşleştirdikleri bir partiyi bir tek kısa videoda bile bitirdik. Yani bitirmek değildir belki onuna da, bitirebileceğimizin ön görüntüsünü verdik. İşte bu kadar. Neye saldırıyorsunuz? Siz kimsiniz ya? Sizin davanız bu. Hepinizin anında, hepinizin oraya gönüllü hizmet eden herkesin, bunu bile bile hizmet eden, o gruptan olan herkesin, elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de aldanmış vatansever insanları vardır. Hepsini katmak mümkün değil. Ama öyle olanlarının hepsinin hemen derhal ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını gerektirecek bir manevrayı bu şekilde yapmak mümkün. Ama göstermek istediğimiz nedir? Bu manevrayı yaparsınız, bir milliyetçi ve muhafazakar Türk diyorlar ya, herhalde o tanıma giriyoruz biz. Ve gördüğünüz gibi hal böyle olur. Ama Aladağ yurt yangınında yurttan önce kaç tane bina yanmıştır ard arda, yurttan sonra da yanmıştır. Her taraf cayır cayır olmuştur. Yakanda TEDAŞ'la enerji sahanın ortak protokolü projesi gereği değiştirilen akıllı sayaçlardır. Bölgede seri bir şekilde akıllı sayaçlar değiştirilmiştir. Aladağ yurt yangını olduktan sonra kameralar önünde alana gelen, sahaya gelen, yanan yurda gelen yetkililer bile ard arda birbirlerini tasdik ederek, yani daha hiçbir inceleme yapmadan, enerji sayacından, elektrik sayacından çıkmış olduğunu değerlendiriyoruz. Bölgede daha önce de çok sayıda şey yanmıştı, hane yanmıştı demişler ama umurlarında değil. Öbür taraftan bir dünya gelişmesi detayı var, umurlarında değil. Çevrede takılan sayaçların bazı diğer büyük yerleri, enerji tüketimi yüksek yerleri yakabileceği ihtimaline karşı oralara kurumdan gayri resmi şekilde, enerji kurumundan gayri resmi şekilde ekipler gönderilmiştir. Bu da ispat edilmiştir. Umurlarında değildir. İtfaiye o veya bu sebepten çok geç gelmiştir, bu yetmemiştir, üzerine bir de gelen adamların hiç elinde eldiveni, kafasında bilmem şapkası, koruyucu bareti, yüzüne maskesi, üstüne maskesi, hiçbir şey yoktur. Onları bile geçtik, adamların arabası yangına müdahale edebilecek bir itfaiye arabası değildir. Onu da geçtik, yine iyi kötü bir hortumu suyu var, nereye sıkacağını bilmiyorlar. Onu da geçtik. Yaklaşık 6-7 dakika boyunca, yani yurdun sorumluları da gelip de, çırpınan o insanlar gelip de, kendi evlatlarını kaybeden o insanlar gelip de destek atıp, el atıp da hortumu açana kadar su sıkmayı bile başaramamış kişilerdir. Ama Uğur Dündar oradan şeye takar, Samuel Saymaz oradan şeye takar, kaçak akım koruma rolesinin olmadığı iftirasına ve bunun ölümlere sebep olduğu iftirasına takar. Oradan Uğur Dindar da ne yapalım şöyle böyle, ama o istedikleri itfaiye aracı 2 milyonluk, devlet her yere, Aladağ gibi bir yere de 2 milyonluk araç götüremez, gönderemez, yerleştiremez ya der. Öbür taraftan o zaman devletin yurt yapamadığı, okul yapamadığı, hala bir hastanesi olmayan, sağlık ocağıyla idare edilmeye çalışılan, rakımı yüksek, soğuğu yüksek yere Süleymanlılar 40 sene önce şu binayı, şu yurdu yapmışlar. 40 sene boyunca her defasında tadilat yapıp en temiz şekilde korumuşlar. Yerden yere, duvardan duvara halı çekmişler. Soğuk olmasın diye duvarlara lambiri yapmışlar. Soğuk olmasın diye tamamen iyi niyetle çatıyı ahşaptan tercih etmişler ki soğuk olmasın diye ahşap tercih edilir. O yere serdikleri halının bile metrekaresi bilmem kaç paradır. O da sırf soğuk olmasın, soğuk kırsın diye tercih edilmiştir. Her kata bilmem kaç tane pahalısından ısıtıcı klimalar alınmıştır. Yangında zaten bütün katlardaki klimalar aynı anda devreye girdiği anda çıkmıştır. Böyle yüksek enerji tüketen yerlere zaten kaçak akım koruma rölesi takılmaz. Böyle eski tesisatlara da zaten kaçak akım koruma rölesi takılmaz. Ve dediğimiz gibi yanan yer zaten kaç tane daha öncesinde orada yer yanmıştır. Daha sonrasında da yanmıştır. Bütün bunları hiçe sayar. Damarlarındaki kan İslam düşmanlığıyla aktığı için Uğur Dündar, Sabahattin İzmir gerçek kimliğini gizleyip ihanet ederek bu millete pusular kuran ve Yılmaz Özdil
ve Sözcü Gazetesi'nin diğer ekibi şu su bu su. Böyle yazarlar. Siz tutarsınız. Siz de bu memleketin evladı olarak, vatandaşı olarak. Hadi siz de yayın gücünüzü kullanıyorsunuz. Öyle mi? Dersiniz. Yanına da dediğim gibi eklersiniz. CHP adına davayı koşturanların hep kripto Yahudi ve kripto Ermeni ve Masonik bağlantılı ve İslam düşmanı ve hukuksuzluğu hukuk gibi gösteren, çağdaşlık gibi gösteren insanlar olduğunu anlatacaksınızdır. İşte manzara bu. CIA araya girer. Böyle kıvranıp durursunuz. O halde uzak durun YouTube'dan, uzak durun WhatsApp'tan. Her şeyinizi dinliyorlar, her şeyinizi izliyorlar, her şeyinizi yönetmek, yönlendirmek, tercihlerinizi, algılarınızı değiştirmek, çağ dışılığı, çıplaklığı, ayyaşlığı. Net konuşuyorum. Çağ dışılığı, çıplaklığı, ayyaşlığı, namussuzluğu, kıskanmamayı, hayvanileşmeyi, insani değerleri kaybetmeyi yüksek insani değerler gibi gösteriyorlar. Çağdaşlık gibi gösteriyorlar. Hileyle ve ihanetle kurdukları rejimle bazı şeyleri de özdeşleştirmişler. Onları da hala Müslümanlara silah gibi kullanıyorlar. Çıkıp şu videoya bir tanesi dava açamaz. Bir tanesi ismi geçen Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere. Bir tanesi dava açamaz. Çıkıp bir tanesi yalanlama yapamaz. Çıkıp bir tanesi bunu tartışamaz. Ama medyadaki adamlarıyla engellemeye çalışırlar, karartma yaparlar, aksine saldırıya geçerler, gerçekleri gizlerler. Dünya üzerinde on binlerce yurdu olup da bugüne kadar yetiştirdiği insan sayısı on milyonlarca olan, tezyağından geçmiş insan yetiştiren bir tezyağa sahip şu tarikatın, tezyağından geçmiş ve insanı kamil olmuş birçoğu, istisna insanlar olmuş da bulundukları milletlere, toplumlara, devletlere, vatanlara muazzam hizmetler etmiş, insanlığa yol göstermiş kadrolar yetiştiren şu cemaatin tezyağından geçmiş insan sayısı on milyonlarca. Sadece şu anda her yıl Türkiye'de yüz binlerce kişi tezyağından geçiyordur. Toplamda suç oranına bakarsanız, toplamda kaza oranına bakarsanız, 80 milyonluk Türkiye'deki toplamda kaza ve suç oranına kıyaslarsanız inanamazsınız. Nasıl başarılmış dersiniz? Hırsızlık oranı. Evet, hırsızlık oranı, tecavüz oranı, cinsel taciz oranı veya başka diğer suçların oranı veya cinayet oranı veya işte yaralamalı kavga oranı. Nasıl olur da bu kadar insanın arasında bu orana baktığımızda bu kadar düşük olabilir dersiniz ama size tam tersi gösterilir. Sanki sadece Türkiye'de olağan dışı şeyler böyle muazzam suç oranı şeyde var. Tarikatlarda, cemaatlerde var. Özellikle de Süleymanlıların yurtlarında, cemaatler şeyinde, tarikat yurtlarında, şuralarda, buralarda diyorlar ya. Oralarda var gibi bir hava oluştururlar. Tartışmak istersiniz. İsmail Saymaz denilen Samuel Saymaz ilk dokunduklarımdan biridir. Gelemezler, tartışamazlar. Ötekine takarsınız kancayı, çekersiniz, gelemezler. En son işte bir Emre Kongar atladı kancaya. Nihayet dedik birisi düştü. Zamanlaması da çok harika oldu. Herkese güzellikleri, şu yolumuzun güzelliklerini ve bunların çirkinliklerini anlatmak yolunda çok isabetli, zamanlaması çok mükemmel oldu. Tek getirdim Mevla. Onun üzerinden de anlattık. Genel manzara budur. YouTube'dan kaçın, WhatsApp'tan kaçın, Facebook'tan kaçın, direnin, direniş gösterin. Şu başımızdaki hainler defolup yargılanıp hak ettikleri cezayı alana kadar bunlarla paslaşan hainler, YouTube'la şunla bununla CIA ile paslaşan hainler cezayı alana kadar idare edin, okruya geçin. Mükemmel Türkçesi var, gerçek orijinal Türkçe. Sansürü yok, serbestlik o biçim. İstediğiniz gibi fikri beyan edebiliyorsunuz. Onu bunu şunu artık İslami bir şekilde eşcinsellere dair ayet paylaşımı ve hadis paylaşımını bile kaldırıyor Facebook. O kadar yemi azıya aldı, o kadar küstahlaştı. Eşcinsellerin eşcinsellik hakkı var ama Türk milletinin İslam'a inanma, inandığı İslam dininin değerlerini konuşma, tartışma, paylaşma, yayma hürriyeti yok. Senin dininden bana ne diyor? Zaten Hazreti Peygamberimizi haşa cinsi sapık olarak gösteren şeyi yayının sayfanın birini ve benzeri daha binlercesi var. Ama o birini yaklaşık 3 sene boyunca kayda aldık. 3 sene boyunca şikayet kaldırmadığını, bütün detaylarını ve benzeri daha binlerce suçunu, çifte standardını, ahlaksızlığını, adiliğini, sansürünü, telefon dinlemesini, ortam dinlemesini, bir kameralara erişmesini, her yerden, dünyanın her yerinden sesler ispatlı bir şekilde yükseliyor zaten.
milli sayfaları sansürlemesini, maneviyata hizmet eden sayfaları sansürlemesini, Almanya'dan bile yapmışlar artık. Almanya'daki Türkleri, AKP karşıtı Türklerin sayfalarından beşer bin, onar bin aboneyi düşürmüşler. Teknik oyunlarla kendileriyle böyle girmişler, sayfaları ayarlamışlar. Zamana yaydırarak 5 bin, 10 bin abone erimiş, adam anlamış bizim anladığımız gibi. Biz çoktan ispat ettik bunu. 6-7 sene önce bile ispat etmiştik. Bir dünya ispatı elimizde duruyor şahitlerle. O Almanya'da yerel basında yer almış en azından. Ve ispat etmiş, herkese dönmüş. Takipçilerini biliyor. Sen niye çıktın demiş. O demiş ben çıkmadım. Ötekine dönüyor ben çıkmadım ki. Farkında bile değil. Ötekine dönüyor ben çıkmadım. Yaklaşık 5000 kişiyi listelemiş. Elinde şeyleri, delilleri gösteriyor herkese. Bakarsınız ona da Almanca'da Türkçe'ye çevirmediler. Haber yapmıyorlar ama o da bize kaldı. Yine biz çevirip yapacağız inşallah. Oralardan da göreceksiniz ki bu kadar adilikler, bu kadar hukuksuzluklar, bu kadar ihanet, bu kadar Türk milletini, değerlerini, kültürünü, tarihini, şahsiyetini, onurunu, devletini, itibarını, otoritesini hiçe sayan, ayaklar altına almaya çalışan, tahkir eden adilikler mevcut. Ve sizler de eğer öyle insanlar değilseniz ki değilsiniz, o zaman yapacağınız buradaki giriş kapısını mı söylüyorsunuz? Yangın yani arka taraftaki. Arka tarafta şey yangın merdiveninin giriş kapısı var değil mi? Giriş kapısı var, onu kırıp yukarıya çıkacak. He, girer. Biz kimse yok zannettik. Bu arada yangın söndükten sonra içeriden yavrularımız çıktı. Peki, yangını söndürmeye gelen itfaiye erlerinin üzerinde yangına karşı dayanıklı elbiseler yok var mıydı? Yani içeriye girip yangın tüpüyle, oksijen tüpüyle yok içeriye girme teşebbüsleri oldu mu? Yok arkadaşım, yarın bir gün benim de başıma geleceğini düşündüm. Neyse ben doğruları anlatıyorum. Yangının maskesi de yoktu. İtfaiyenin merdivanı da yoktu. Hiçbir şey de yoktu. Tutmuş duvara fış 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 suyu sıkıyor kardeşim. Ben burada 30 yıllık esnafım. Niye ben yanlış anlatayım? İlk müdahale ben yaptım orada. Aynen doğruları da anlatıyorum. Merdoğan olsaydı ondan sonra mı? Maske olsaydı, maske olsa ben ikinci katın merdoğanına örmelerdim. Maskeyi takar içeriye girerdim. Yani bir ihmal olduğunu düşünüyor musunuz bu meselede? İhmal tabii, araştırmada ihmal vardır. İhmal olmasa bu olay yaşanmazdı. Ki bilerek bir ihmali düşünmüyorum. Çünkü hocalara çok güveniyorum. Bilerek bir şey ihmali düşünemiyorum yani. Tarikat yurdu muydu orası? Para ödüyor muydunuz? Tarikat yurdu diye vermedik biz çocuklarımızı. Dinini öğrensin diye orada ders, ufak tefek ders veriyorlardı. İşte çocuklarımız da bundan memnundu. Din dersleri de veriyorlardı. De dini, evet, dini bir de takım memnundum. Dersler de veriyorlardı. Evet, namazın abdestini öğreniyordu. Bunu herkesin öğrenmesi gerek. Devletin kontrol ettiğini düşünüyordunuz ama değil mi? Yani sonuçta tabii emanetiniz ki, devlete. Tabii ki ben sordum. Vahidettirirken sordum. Devlet destekli mi burası? Devlet izin verik mi? Devlet destekli mi diye müdürümüze sordum. O müdürümüzün de zannedersem kızını kaybettik orada. Evet. Demişti zaten, demiş ki müdürümüz, bu da benim kızım, senin kızın da benim kızım. Bizlere emanet demiş ki, çok da güvenmiştim. Yine de güveniyorum müdürümüze de.
bilerek kasten bir şey hiç düşünemiyorum. Kasten bir şey zaten kim yapsın, niye yapsın, böyle bir şey kasten olmaz da işte ihmal, şartları... Bilerek bir ihmal, bilerek bir ihmal edelim. Bilmeyerek bir ihmal olmuş olabilir. İtfaiyenin çok geç geldiğini, malzemelerin çalışmadığını duydum, ona çok sinir oldum. Olabilir, yangın her yerde olabilir ama itfaiye neredeydi, o saate kadar nerede, hortumlar çalışmadı diyorlar, bilmem ne diye. Diğer kızınızı da okula göndereceğinizi bir sonraki seferde söylemiştiniz. Evet. Bu kararınızı evet, değiştirdi mi? İki tane köyde çocuğum var, iki tane. Bu kararım değişti ama maddi imkanlarım el vermese dahi bundan sonra zannetmiyorum. Kendim bir şekilde ev kiralarım bilmem bir şeyler düşünüyorum. Yani en azından Aladağ'a vermeyi düşünmüyorum artık. Peki, Aladağ abi. Benim için bitti. Başınız sağ olsun. Bu yurda verdik. Yurttan da memnundu çocuğum. Öyle mi? Yurttan da memnundu çocuğum. Öyle mi? Yurttan da memnundu çocuğum. Öyle mi? Sırasında yukarıya 3. kata çıkan benim, Muhammed Kur'an ve polis arkadaşımız yine vardı. Kapının içi yanmıştı, dış çerçevesi vardı. Onu da ben söktüm, ayağımla vurdum, kırdım. Kapı kilitli miydi? Kapı kilitli değildi fakat yangın merdiveninin olduğu yerde dar alan olduğu için 3 kişiydik. Bir de söndürme çalışması yapacaktık biz. Ondan dolayıdır ki kapının çerçevesini kırdım. Soğutma çalışması yapıyordum ben. Polis arkadaş da elinde eldiven vardı. O da içeri girdiler. İçeri girip yangın merdivenden içeri girince sol odada cenazelerle karşılaştık. Çocuklar kullanma artık dumandan mı boğulmuştur %100? Ama kapı kilitlidir. Kapının kolu yoktur. Gidip bakabilirler.